Avrupa ve dünya genelinde 2002 yılından bu yana kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Mayer Landrut İstanbul'daydı. Şehir merkezlerinde motorlu taşıt trafiğinin kısıtlanması, toplu ulaşım ve sürdürülebilir hareket alternatiflerinin teşviği için vapurla Kadıköy'den Eminönü'ne geçti. Şehir hatları vapurunu kullandı, Kız Kulesi'nin hikayesini dinledi, martılara simit attı. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Mayer Landrut, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında İstanbul'a geldi. Kadıköy'den Eminönü'ne vapurla geçti. Toplu taşımanın önemine dikkat çekti. Amacımız toplu ulaşımı kullanıp ve hareketliliği en iyi şekilde sağlarken bir yandan da insanlar için faydalı olmasını istiyoruz. Hem güvenli hem sağlıklı hem çevreye faydalı olmak projenin ana amacı. Birçok belediye ile de bu konuda çalışmalarımız mevcut. Büyükelçi Landrut hareketlilik sayesinde küresel ısınmanın da bir nebze olsun önüne geçilebileceği görüşünde. Avrupa Birliği Hareketlilik Haftası aslında bir farkındalık projesi ve alışkanlıklarımızı değiştirerek küresel ısınma, iklim değişikliği ve karbon salınımını düşürmeyi amaçlayan bir proje. Landrut kişisel aktivitelerini de çevreye ve iklim konusuna katkı sağlamak için düzenlemiş. Sağlığım için spor yapmaya çalışıyorum. Hareketlilik sağlık için çok önemli. Örneğin biz seyahatlerimizi bilinçli bir şekilde organize etmeye çalışıyoruz ki gereksiz geliş gidişler olmasın. İklime, çevreye, doğaya karşı sorumluyuz. Sadece bir tane dünyamız var. Büyükelçi Sultanahmet Meydanı'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile buluştu ve Gülhane Parkı'na kadar yürüdü. Avrupa ve dünya genelinde çevreci ve sürdürülebilir ulaşım çözümlerine farkındalık oluşturulması amacıyla kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'na bu yıl 51 ülkeden 2883 şehir katılıyor.